Pozitif psikoterapi nedir? Psikolojik sorunların çözümlenmesi sürecinde genelde medikal modele dayanan yaklaşımların kullanıldığını görüyoruz. Bu yaklaşımlarda sorunlara bir hastalık, bozukluk gibi bakılıyor ve bunların ortadan kaldırılmasına uğraşılıyor aslında. Psikoterapi yaklaşımları da ki konuşma yoluyla psikolojik sorunları aşma süreci, psikoterapi yaklaşımlarında da aslında birçok farklı yön vardır, birçok farklı yöntem, yaklaşım vardır. Ve bu yaklaşımlar içinde de bu medikal modelle dayanan, medikal modeli çağrıştıran tarzda yaklaşımlar görebiliyoruz. Halbuki insanların ihtiyaç duyduğu şey bir şeylerin ortadan kaldırılmasından ziyade pozitif bir şeylere ulaşmaktır aslında. Onlara iyi gelecek, asıl bekledikleri, belki beklediklerinin farkında olmadıkları ama ihtiyaç duydukları şey bu daha huzurlu, daha mutlu, daha sakin, dingin, güçlü, yeterli, anlamlı bir yaşam peşinde aslında insanlar. Ama biz sorunlara ortadan kaldırılması gereken belli bozukluklar, belli hastalıklar gibi baktığımızda o zaman asıl noktaları, asıl ihtiyaç duyulan şeyleri, sorunun asıl kaynaklarını gözden kaçırma riski olabiliyor. Bu gerçeğin uzun süredir farkında olan bir terapist olarak pozitif psikoterapi benim kendimi ait hissettiğim en önemli yaklaşımlardan biri haline geldi yıllar içinde. Bugün de sana pozitif psikoterapi yaklaşımını genel olarak tanıtıyor olacağım. Eğer psikoterapi yaklaşımlarına ilgi duyuyorsan, böyle bir arayışın varsa ve belli kafa karışıklıkları yaşıyorsan, bugün anlatacağım konular senin için faydalı olabilir. Pozitif psikoterapi yaklaşımı dışındaki bir uzmanla çalışıyor olsam bile bugün seninle paylaşacağım konular kendi kişisel gelişim sürecini daha etkili şekilde yapılandırman, buna göre beklentiler içine girmen açısından bir yol haritası çizmeni sağlayabilir. Pozitif psikoterapi Nozrat Peseşkiyan tarafından ve yakın çalışma arkadaşlarının da desteğiyle birlikte 1968 yılında temelleri atılan bir psikoterapi yaklaşımı. Nozrat Peseşkiyan, İran kökenli bir uzman. İran'dan daha sonra İran devrimiyle birlikte göç ediyor, Almanya'ya yerleşiyor, orada tıp eğitimi alıyor ve yaşamının sonuna kadar orada çalışmalarını yürütüyor. Dolayısıyla hem doğu kültürü hem de batı kültüründen doğrudan etkilenen bir uzman. Hem kişisel hayatında hem de mesleki hayatında Kültürler arası etkiler konusunda da oldukça kafa yoran, kendi çalışmalarına da bu kültürler arası etkileri entegre eden bir uzman. Bu yüzden de hem doğu hem de batının etkisinde kalarak daha hibrit, daha bütünsel bir yaklaşım geliştirmiş olması açısından bizim kendi kültürümüze de uygun olduğunu gözlemliyorum. Bu yaklaşımı kullanan meslektaşlarım da benzer şeyi söylüyorlar. Pozitif psikoterapi yaklaşımını sana daha iyi tanıtabilmek açısından belli özelliklerinden bahsedeyim. Pozitif psikoterapinin en önemli özelliklerinden bir tanesi pozitif bir odak olması. Zaten yöntemin adında da pozitif kelimesini görüyoruz. Ama burada pozitif kelimesi işte toz pembe bakmak, sadece olumlu olan şeylere odaklanmak olarak düşünülmesin yani böyle bir şey gelmesin aklına. Genelde bu yanlış bir ön yargı. Buradaki pozitif kelimesi pozitifin Latince kökenindeki orijinal anlamından geliyor. Ki pozitifin Latince kökeni positum ya da positivus'tur ve anlamı elde olan, var olan, gerçek olandır. Yani pozitif düşünmek demek sadece olumlu şeylere odaklanmak değil hem olumlu hem de olumsuzu bir bütün olarak görmektir aslında. Yani bütünsel bir şekilde bakmak burada önemli olarak üzerinde durulan bir şeydir ki güçlü olan taraflara evet ekstra özen gösterilip ekstra bu konulara odaklanılıyor ama yaşadığın belli sıkıntıları, sıkıntılı duygular da detaylı olarak işlenip analiz ediliyor. Pozitif psikoterapinin diğer bir önemli özelliği de eklektik bir yaklaşım olması. Yani bütünsel bir şekilde, entegratif şekilde diğer birkaç tane önemli psikoterapi yaklaşımının en işe yarayan, en etkili olduğunu düşündüğü kavramları ve yöntemleri bünyesini tutarlı bir şekilde entegre etmiş bir yaklaşım. Bunlar neler? Psikodinamik psikoterapi, humanistik psikoterapi, Bilişsel davranışçı terapi ve sistemik terapi gibi önemli yaklaşımlar. Şimdi bunların ne olduğu konusu kafanı karıştırmış olabilir. Sıkıcı gelmiş olabilir çünkü teknik terimler. Burada senin çok canını sıkmak istemiyorum. Bunları ayrı bir video serisinde de anlatabilirim ama kısaca şunu söyleyebilirim ki bu saydığım yaklaşımlar şu anda ülkemizde ve dünyada da en çok kullanılan en saygı değer yaklaşımlar diyebilirim aslında. Pozitif psikoterapinin önemli diğer bir özelliği de içsel çatışmalara, çocukluk döneminin getirdiği etkilere, deneyimlere odaklanılıyor ama bu yaşantılar içinde kaybolmadan daha kısa süreli, dinamik bir şekilde bunlara odaklanılıyor. Pozitif psikoterapinin diğer bir önemli noktası da kültürlerin kişinin hayatını olan etkisine, içinde bulunduğu çevrenin değerlerinin ne gibi etkilerde bulunduğuna da özellikle önem veriyor. Bu diğer psikoterapi yaklaşımlarının da üzerinde durabileceği bir konu ama pozitif psikoterapide buna has araçlar, buna has kelimeler, terimler var. Ve daha basit bir dil kullanılarak aslında bu kavramların analiz edilmesi, kişi tarafından fark edilmesi de önemseniyor. Ki burada maneviyat bile aslında kişinin hayatına etki eden önemli bir değer olması açısından bu süreç içinde e, tespit e, anlamında konuşulabiliyor. Ama tabii ki maneviyatın kendi içi değil, kişi için önemi mevcut sorunlarında başa çıkmadan ne derece kullandığı, kullanmadığı gibi özel bir yöntemle, bilimsel e, temellerden kopmadan tabii ki. post psikoterapinin diğer bir önemli özelliği de hikaye ve metafor kullanımına ekstra önem vermesi hikayelerin, metaforların, benzetmelerin kullanılması sağ beyni daha çok aktive eder ve böylece belli soyut, anlaşılması zor kavramlar daha hızlı bir şekilde ele alınıp konuşulabilir aslında. Hatta dolaylı bir yoldan daha derinlikli çalışma fırsatı da verebiliyor. Ve tabii ki burada en önemli olan şeylerden biri de yine basit bir dil kullanımına imkan vermesi aslında. Çünkü her insan Soyut düşünme konusunda çok iyi olmayabiliyor, bu konuda zorlanabiliyor. Ama e, özellikle eğitim seviyesiyle alakalı belli noktalarda hikayelerle, benzetmelerle yaklaşmak kompleks kavramları çok daha hızlı bir şekilde kavramayı sağlayabiliyor ve daha sonra kişinin kendine de hatırlatmasını sağlayabiliyor. O yüzden hikaye ve metaforlar da pozitif psikoterapinin önemli bir unsurudur. Pozitif psikoterapinin önemli bir özelliği de sadece terapi alanında değil birçok alanda kullanılabilen büyük bir yaklaşım olması aslında. Danışmanlık, koçluk çalışmaları, insan kaynaklarındaki belli eğitimler, liderlik, çatışma yönetimi, ara buluculuk gibi birçok farklı alanda pozitif psikoterapinin araçlarını, kavramlarını kullanmak mümkün. Pozitif psikoterapinin diğer bir önemli özelliği de bu terapi yöntemini daha bütünsel olarak görebilmen açısından işimizi kolaylaştırabilir. Üç tane prensibe sahip olması. Umut, denge ve danışmanlık prensipleri. Umut prensibine göre yaşanan sıkıntıların arkasında pozitif belirli işlevler ve anlamlar vardır. Eğer yeterince dikkatli şekilde analiz edilirse bu anlamlara ulaşılabilir kişi bunları keşfedebilir. Dolayısıyla bu yüzden umut edebilir, motivasyonunu yüksek tutabilir. Yeter ki meraklı bir zihinle bu konulara yaklaşsın. Eğer bu işlevler ve anlamlar fark edilirse de buna göre bir çözüm yolu bulunabilir. Örneğin mesela depresyon sorununa içsel çatışmalara yoğun bir duygusallıkla bakabilmek, duygularıyla temas edebilme kapasitesi olarak bakabiliyoruz bu yaklaşımda. Dolayısıyla depresyonun aslında mevcut kalıplara karşı bir isyan olduğunu söyleyebiliriz. Yani alışa geldiğin kalıplarla hareket etmenin artık sana iyi gelmediğini, bir şeyleri daha farklı yapman gerektiğini söyleyen bir işarettir aslında depresyon. Dolayısıyla böyle bir işlevi vardır. Seni alışa geldiğin alışkanlıklar içinde daha fazla hareket ettirip kendini daha fazla bunaltıp sıkıştırmamanı sağlayan bir çağrı aslında depresyon. Dolayısıyla bu anlam bu işlev fark edilip daha farklı bir rotayla ilerlemek burada önemli. Sadece depresyonu ortadan kaldırmaya odaklanan bir yaklaşım bu yüzden bir yerde tıkanır. Çünkü daha sonra depresyon tekrar ortaya çıkar. Özetle insanın bu mevcut sıkıntılar karşısında bu sıkıntıların arkasındaki o işlevleri ve anlamları fark etmesini sağladığımızda o zaman kendisi içindeki potansiyelini daha kolay ortaya çıkarabiliyor ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeni çözüm yolları da ve kaynaklarını fark etme imkanı da mümkün oluyor. Pozitif psikoterapinin ikinci prensibi denge prensibi. Denge prensibine göre sahip olduğumuz birçok beceri var hayatta ve bu becerilerin dengeli bir şekilde hayat boyu geliştirilmesi gerekir. Bu beceriler neler? Birincil ve ikincil beceriler diye iki kategoriye ayrılıyor. Birincil beceriler sevgi, güç, güven gibi daha temel becerilerle alakalı. İkincil beceriler de çalışkanlık, düzenlilik, işte dakiklik, açıklık, güvenilirlik gibi belirli becerileri içeriyor. Bu beceriler ne kadar dengeli olursa, ne kadar birçok becerimiz gelişmiş durumdaysa yaşamla o kadar etkili şekilde başa çıkabiliriz, ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda daha donanımlı olabiliriz. Bu becerilerle alakalı bazılarındaki eksiklikler ya da bazı becerileri fazla şekilde kullanmanın getirdiği belli dengesizlikler oluyor ve bu dengesizlikler karşısında da psikolojik sıkıntılar işaret vermeye başlıyor. Yani kendinde geliştirmen gereken bazı noktalar var. Bu noktaları fark et ve geliştir diyen birer işaret aslında. Bu becerileri de yaşamın dört tane alanı üzerinden beden, ilişki, başarı, gelecek anlam, maneviyat alanları şeklinde dört tane alan içinde dengeli bir şekilde karşılamak önemli. Ve bu dengeyi karşılıyorken de bir şekilde bazı alanları ihmal etmemek, her alana gerektiği kadar özen göstermek önemlidir. Mesela bir insan ilişkilerine çok fazla önem veriyorsa yaşam boyutları içinde özellikle ilişki alanına fazla yatırım yapıyor ama başarı alanına kendini yeterli hissedebileceği alana yeterince yatırım yapmıyorsa bu noktada belki özgüven sorunları yaşayabilir. Ya da tam tersi bir kişi başarı alanına, işine çok fazla zaman ayırıyor ama ilişkilerini ihmal ediyorsa o noktada belirli ilişki sorunları, yalnızlık sorunları yaşayabilir. Ve bu noktada az önceki örneklerdeki gibi belli dengesizlikler, belli sorunlar gündeme gelince daha sonra bu sorunları çözmeye yönelik bulunan çözümlerin kendisi de başka sorunları beraberinde getirebiliyor. Ve bu sorunların gelmesiyle birlikte mevcut problemler daha da karmaşık hale gelebiliyor ve asıl önemli olan noktalar gözden kaçırılabiliyor. Dolayısıyla pozitif psikoterapide ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geliştirilmesi gereken becerilerin dengeli şekilde geliştirilmesi, yaşam enerjini, yaşamanın dört tane temel alanına dengeli şekilde e, dağıtabiliyor olmak çok çok önemlidir. Pozitif psikoterapinin üçüncü prensibi danışmanlık prensibi. Danışmanlık prensibine göre hem terapide hem de kendi kendine yardım etme sürecinde beş aşamalı bir yol izlemek gerekiyor. Bu 5 aşamalı yolu izlediğinde mevcut süreci çok daha verimli ve net bir şekilde yönetme şansın oluyor. Bu 5 yolu çok hızlı bir şekilde kabaca özetleyecek olursam sorunları algılamak ve sorunlara daha mesafeli bir şekilde, daha büyük resme odaklanarak bakabilmek, duygularda kaybolmadan daha sonra mevcut gelen verileri analiz etmek farkında olunmayan noktaları fark etmeye çalışmak, puzzle'ın eksik parçalarını aramak, daha sonraki aşamada farkındalığın yükselmesiyle birlikte daha önce görülmeyen noktaları fark etmek ve kendi içindeki bazı açıklanamayan noktaları açıklamaya başlamak ve böylece motivasyonun daha yükselmesi, değişmeye, kendini geliştirmeye yönelik, motivasyonunun umudunun doğal olarak artmasını sağlamak. Daha sonraki aşamada Özellikle iletişim becerilerini, problem çözme becerilerini geliştirerek, kullanarak mevcut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik belli çözüm yollarını bulmak ve bunları uygulamaya dökmek geliyor. Ve bu 5 basamaklı yöntemin 5. basamağında da mevcut odaklandığı konular dışında yaşam kaliteni daha da artırabilecek, bir sonraki aşamaya geçmeni daha da hızlandırabilecek noktalar neler, kendinde daha da geliştirmeye açık olduğun alanlar neler olabilir? Daha sonraki yaşamında gelecekte karşılaşabileceğin durumlara yönelik şimdiden içsel ya da dışsal olarak yapabileceğin yatırımlar neler olabilir? Bunlar üzerinde kafa yorduğun, amaçlarını bir nevi genişlettiğin bir yolu izlemek bu danışmanlık prensibinin önemli bir unsurudur. Bu beş basamaklı yol gerçekten çok mantıklı. Hani özünü detaylı olarak anladığında gerçekten birçok konuya nasıl yaklaşabileceğinin konusunda sana belli fikirler veriyor. Ki uyan yöntemini oluşturuyorken de bu beş basamaklı yöntemden belli oranlarda esinlendim. Bu beş basamaklı yöntemle birlikte aslında yakınlarına da nasıl destek olabileceğini öğrenmeye başlıyorsun. Ki post bu özellikle önemlidir. Sadece kendine destek olmak değil, yakınlarına da destek olmak. Onların da bir şekilde faydalanabileceği, onlara katkı sağlayabileceği bir model nasıl olabilirsin? Bunun yolu yöntemini de bu süreçte öğrenmeye önem veriyoruz. Pozitif psikoterapi yaklaşımı daha anlatabileceğim birçok farklı kavrama, yaklaşıma, yönteme sahip olan bütünsel bir yaklaşım ve daha önce de söylediğim gibi benim çalışmalarımın önemli bir tarafını oluşturuyor. EMDR dışında benim en çok yararlandığım yaklaşımlardan biri ve kanalımda anlattığım birçok içeriğin temeli de pozitif psikoterapiden de istifade ederek, bunları sentezleyerek de oluşturduğum içeriklerden oluşuyor. Dolayısıyla bu yönteme özellikle önem veriyorum ve pozitif psikoterapiye yönelik farkındalığın daha da artmasını özellikle önemsiyorum. Eğer şu anda beni bir meslektaşım olarak dinliyorsan, pozitif psikoterapiye yönelik böyle bir ilgin varsa ve bu konuda eğitim almayı düşünüyorsan, sana bu konuda kendini geliştirme sürecinde, eğitim alma sürecinde bir yol haritası çizebilmen açısından destek olabilmek isterim yönlendirme anlamında. Dolayısıyla e-mail adresimden bana ulaşabilirsin bu konuda. Sana bir yol haritası çizme konusunda destek olabilirim. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, aklına takılan noktaları aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsin. Kanalıma abone olmadıysan abone olabilir, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretleyebilirsin. Tekrar görüşmek üzere.